Öncelikle Sayın Barbaros Şansal'a söz vereceğiz. We did it before. Pas pas sûr ce qu'elle a dit maintenant. Ok, mais alors on va plus. Ok, I'm sorry. Özür diliyorum diyor konuşmacı. Başkan. Evet. Evet, bu durumda sizin tanıklığınıza geçeceğiz şimdi Sayın Barbaros Şansal ve öncelikle size söz vermek istiyoruz ve uçağa yetişmeniz gerekiyor. Sözü size vermek istiyoruz. Buyurun. Değerli Başkan, Sayın Hakimler, ben de İngilizce olarak başlayacağım ama Türkçe olarak vermek istiyorum tanıklığımı, tercüme edilecek. Düşüncelerimi ve duygularımı ifade etmek istiyorum. Kind of a... Bu bir tür, yani Türkiye'nin küçük bir hikayesini anlatacağım. 80'lere dönmeyeceğim. Şimdi askeri darbeden sonra 9 yıl sürgüne gitmiştim 80 darbesinden sonra. Ama ben şimdi 2000'lerdeki olaylardan bahsedeceğim. Şu yaptırımlar ve saldırılar 2006 yılında Habertürk televizyonunda yaptığım bir televizyon programıyla başladı. Bu televizyon programı sonucunda Türkiye'nin Radyo Televizyon Üst Kurulu şahsımın eşcinselliği meşru bir olaymış gibi yansıtmaya çalıştığı kanaatine varıldığından dolayı beni ekranlardan 2 sene yasakladı. Aslında ben bir kadın terzisiyim. Aynı zamanda öğretmenim, aynı zamanda aktörüm, yazarım ve kolumnistim. Sonra 28 Aralık 2012'de İstanbul Taksim Merkez'de İnönü Caddesi üzerinde Yeni Zelanda Konsolosluğu ve Bölge Makina Kimya Endüstrisi önünde organize bir şiddet saldırısına maruz kaldım. Grafik konteyn olan resim bu değil, bir sonraki. 9 yıl önce gerçekleşti bu saldırı ve faillerin hiçbiri yakalanmadı. Arkadan hepinizin bildiği Gezi Parkı meselesinde atölyem ve evim de parka bakan yer olduğu için parka giren 3-5 kişiden biriydik ilk olarak. Ağustos 2013'te kendilerinin istihbarat teşkilatı görevlileri olduğu söylenen 5 kişi tarafından İstanbul'un dışındaki Hamitköy Taş Ocakları'na götürüldüm ve sorgulandım. Ancak İstanbul Emniyeti suç uydurduğumu istinaf ederek beni mahkemeye verdi. Fakat mahkemede suç uydurmadığımı ve olayın gerçek olduğunu ispatladım. Daha sonra asıl büyük mesele 2016'yı 2017'ye bağlayan yılbaşı gecesi Türkiye Cumhuriyeti'nin başka ülkelerin iç işlerine karışarak özellikle Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki saat farkına dikkat çekerek aynı zamanda radikal İslam ve blasemi promosyonu yaparak aynı zamanda tutuklu gazetecilere, pedofiliye vesaire gibi olumsuzlara dikkat çekerek paylaştığım bir sarkastik videodan sonra hepinizin bildiği Reyna katliamı, bir gece kulübü katliamı gerçekleşti. 50 kişinin öldürüldüğü. Fakat burada benle ilgili bir tavır yokken 2 Ocak 2017'de birdenbire iktidar basınının da eliyle aleyhte bir kampanya başlatıldı. Ve bu kampanya sonucunda Kuzey Kıbrıs'tan o dönemin başbakanının emriyle hakkımda hiçbir bakanlar kurulu kararı olmadan, hiçbir ihraç kararı olmadan ki Alexandra Attalides Avrupa Parlamentosu Kıbrıs raportörü bunu ilk raporlayan şahıstır. Aynı zamanda da Birleşik Krallık'ta bunu ilk raporlayan örgütler içindedir. Bütün şahsi eşyalarıma, telefonuma, cüzdanıma kadar el konularak hukuka ulaşmam engellenerek kendi uçak biletimle İstanbul Atatürk Havalimanı'na kaçırıldım ve Atatürk Havalimanı'nda 2 Ocak 2017 gecesi 9 polis ve 13 resmi havalimanı çalışanı tarafından havalimanı apronunda yolcuların içinde 2 kademeli linç girişimine maruz kaldım.
ağır darbeler olmasına rağmen hiçbir sağlık yardımı almadan gözaltısı bile olmayan TCK 217 suçlamasıyla tutuklandım. Silivri 9. kısım L tipi C72 nolu hücreye kondum. Hücrede sağlık, iletişim ve ihtiyaçlarımın karşılanması engellendi. Bu 56 günlük süre içinde, çünkü Cumhuriyet Mahkemeleri usul kanununa göre 30 gün içinde de çıkmam gerekiyordu anayasa gereği. O da ihlal edilerek 56 gün hücrede tutulduktan sonra serbest bırakıldım. Ancak İstanbul Valiliği beni korumakla olan, yükümlü olan polisler hakkında soruşturmaya izin vermedi. Daha sonra beni tutukladıkları, aslında tutuklaması bile olmayacak bir suçlamaya eski 141 ve 142. maddeler, yeni adıyla TCK 301, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümetini alenen aşağılamak, ki 301, 299, 216, 217 gibi maddeler Avrupa İnsan Hakları Mahkemelerinin kararlarının tamamen karşısında ve Avrupa ile devam eden diyaloglarda bu fasıllar içinde sorun teşkil eden maddeler. Ancak 301 maddesinden 6 ay 22 günlük bir hapis cezası verilerek salındım. Yurt dışı çıkış yasağı uygulandı. Daha sonra yüksek mahkemeye müracaat etme hakkım elinden alındı. Ama yurt dışı çıkış yasağım kaldırıldıktan sonra ben gene uluslararası anlamda hem LGBT, hem human rights, hem çevre ve hem hayvan haklarındaki mücadeleme yılmadan devam ettim. 1,5 yıl kadar Belçika'da ikamet ettikten sonra şimdi Kıbrıs adasında ikamet ediyorum ve mücadeleme devam ediyorum. Subut deliller beni çok ilgilendirdiği için bu büyük havalimanındaki linç skandalının Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin apostille Fransızcaya çevrilmiş olan mahkeme kararlarını sayın üyelere birer adet sunmak istiyorum. Okuduğunuz zaman nasıl bir komedi olduğunu göreceksiniz. Şu ana kadar hakkımda açılmış 58 dava var. Bunlar genellikle Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insanların bir kısmını inançlarına göre, bir kısmını yaşadıkları bölgeye göre, bir kısmını fiziksel özelliklerine göre aşağılamak gibi Cumhurbaşkanlığının yeni kurduğu gizli tanık şikayet sistemi üzerinden sistematik olarak açılan davalarla mücadele ediyorum. Ülkeme gidiyorum, davalara giriyorum. En son gene geçtiğimiz haftalarda TCK 301'den 3 ay 22 gün ertelemesiz ve istinaf hakkı olmayan bir hapis cezası daha verildi. Bu cezada da mesleki bir terim olarak dikiş kelimesini kullandığım tabirler argo kelimesine sokularak cezalandırıldım. Oysa ben orada laik, demokratik, sosyal hukuk devletinin üstünlüğünün altını çizen bir mizah yapıyordum. Özgür kalan Nuriye ve Semih açlık grevinden çıkan ve mahkeme tarafından beraat ettirilen iki öğretmen arkadaşıma destek veriyordum. Ve bu Belçika Grandmark'ta çektiğim bir videoyla ilgiliydi. Türkiye Cumhuriyeti hukukun üstünlüğü, vücut bütünlüğünün dokunulmazlığı, insan hakları konusunda uzun yıllardır ciddi sabıka kayıtları alan bir ülke. Ama uluslararası vergi ve ticaret anlaşmalarının anayasaları bağlayan hükümlerini de Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri göz ardı ederek, vatandaşları üzerinde bir korku imparatorluğu inşa ederek, insanlara ithamlar ve suçlamalarla susturarak, haksız yargılamalar, tutuklamalar ve işkencelerle yıldırarak yol almaya çalışıyor. Bu süreçte hakkımda açılan yeni davalarda mücadele etmeye devam edeceğimi buradan açıkça beyan ediyorum. Herhangi bir azül, siyasi sığınma ya da uluslararası koruma talebim yok. Çünkü kaleler içten fethedilir ve mücadele içte devam etmelidir. Sonuçları ne olursa olsun katlanılmalıdır. Bir örnek ve emsal teşkil ettiğime inanıyorum. Beni dinlediğiniz ve bana vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Herhangi bir konuda sorularınız varsa keyifle cevaplamayı istiyorum. Thank you very much. Thank you very much, sir. Çok teşekkür ederim.
çok teşekkür ediyoruz bu sunumunuz için, bu tanıklığınız için. Şunu gösterebiliriz ki evet bazı sorularımız olacaktır. Sayın Hakim Bernie, Marie Bernie, çok teşekkürler Sayın Başkan. Kısa vadede bize yani çok gördüğüm kadarıyla burada nefretsiz sosyal medyada yayınmayla suçlanmışsınız. Biraz daha açık bir şekilde ifade edebilir misiniz? Bundan bahsedebilir misiniz? Ama bu dava düşmüştü aslında. Bize sözlü olarak da anlatabilir misiniz? Birinci sorun bu. İkincisi de bize biraz daha ayrıntılı bir şekilde LGBT bireylerin Türkiye'deki durumundan bahsedebilir misiniz? Tabii ki memnuniyetle. Her şeyden önce Türkiye Anayasası'nda 216 ve 217. maddede bu nefret suçlarından bahsedilmektedir. Yani burada sizin nasıl yorumladığınız değil, hakimlerin bu nasıl yorumladığı dikkate alınır. Yani günümüzde kanaatler yargıçların dikkate aldığı en önemli konudur. Yani gerçek örnekler ve kanıtlar değil, yargıçların yorumu temel alınmaktadır. Çünkü ben sarkazmı seviyorum, ironiyi seviyorum, alaycı tavrı seviyorum. Ben bir tasarımcıyım, sözcüklerle oynamayı seviyorum. İkinci olarak Türkiye'deki LGBT konusunda ben aslında en kötü durumdaki mağdurlardan birisiyim. Çünkü ben İstanbul Pride gurur yürüyüşünü, İstanbul onur yürüyüşünü bundan 24 yıl önce başlatan ilk kişilerden biriyim. Sadece 5 adım yürüyebildik. Daha sonrasında mavi bir minibüse atıldık. Saçlarımızı tıraş ettiler tamamen. Bizi bir Zührevi Hastalıklar Hastanesi'ne götürdüler ve bizi orada halka sergilediler. Ama o dönemden bu yana bu LGBT hareketi genişledi. Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz değerli arkadaşımız 1996 Britanya LGBT hareketinin ikinci direktörü aramıza katılmıştı ve daha sonrasında Onur ve LGBT Hakları Hareketi gelişmeye başladı. Ama 2015'ten bu yana bütün burada bu yürüyüşler yasaklandı ve aynı zamanda bizim bir transseksüel arkadaşımız yakılarak öldürüldü kadar ve hiçbir şekilde kovuşturma yapılmadı ve aynı zamanda biber gazıyla burada LGBT protestolarını dağıtmaya çalıştılar. 1970'lerde Türkiye'nin milliyetçi cephesi yine LGBT'yi hedefe aldı. Burada Türkiye'de gerçekten en büyük yıldızımız yani sanat güneşi dediğimiz Zeki Müren de bir LGBT bir ama 1980 yılındaki askeri darbe girişiminden sonra LGBT bireylere hedef gösterilmesi gitgide daha büyük bir eğilim haline gelmeye başladı. Siz LGBT toplumunun bir üyesiyseniz hakkınız yok, hiçbir şekilde size savunma hakkı tanınmıyor ve hiç önemli değil ister Kürt, ister Türk, Alevi, Sünni olun yani hangi gruba ait olursanız olun ama homoseksüel olarak adlandırıyorsanız, eşcinsel olarak görüyorsanız siz işkenceyi hak ediyorsunuz, yani tacizi hak ediyorsunuz gibi görünüyor. 1978'de burada mavi minibüste 3 polis memuru da burada ağzıma tabanca dayarak beni taciz etmişti. Yani bir karakola gittiğinizde kesinlikle yine aynı davranışlarla karşılaşırsınız. Yani ben burada dünyaya LGBT haklarını, Türkiye'deki LGBT haklarının nasıl çiğnendiğini haykırarak anlatmaya çalışıyorum. Ama Erdoğan yanlısı rejimde hiç fark etmez. İster transseksüel olun, ister cinsel olun. Ramazan ayında sarayın masasında yine iftar yemeğinde yeriniz olabilir ama Erdoğan'ı eleştiriyorsanız hiçbir şekilde buna izin verilmez. Yani insan hakları konusunda, LGBT hakları, hayvan hakları konusunda Erdoğan rejiminin uygulamaları bu şekildeki hayvan hakları da gerçekten çok yakından bir şekilde bildiğiniz gibi sokakta hayvanların öldürmesi, kurban bayramıyla çok bağlantılı. Yani rejimin bir düşmanıysanız bunun için kovuşturmaya tabi oluyorsunuz. Yani bir erkeğin cinsiyet değişme ameliyatıyla kadın olması şu anda SGK'dan karşılanıyor yasalara göre. Ve eğer kadın olmak istiyorsanız bir şey ödemiyorsunuz. Ama erkek olmak istiyorsanız masraflarınızı kendinizin karşılamanız gerekiyor. Yani devlet bunu karşılamıyor. Dolayısıyla insanlığa ve homoseksüel eşcinselliğe bakış biçimleri aslında insan haklarına aykırı diyebiliriz. Yani bizim pek çok arkadaşımız var.
ve bu durumda olan toplumda ötekileştiriliyorlar, diğerleri gibi görülüyorlar. Dolayısıyla seslerine yeterince destek çıkan kimse olmuyor. Dünyanın neresine giderlerse gitsinler, LGBT konusu aslında çok siyasi bir konu gibi görünmeyebiliyor ama yani şu anda dünya gezegeninin gündeminde, örneğin İsviçre'de bu pazar günü eşcinsel evliliği için büyük bir referandum olacak ve yine aynı zamanda Macaristan'da Orban'a baktığınızda orada nelerin olup bittiğini görüyoruz ama Türkiye'de gerçekten inanılmaz, kabul edilemez suçlar işleniyor Türkiye'deki eşcinsel topluluğa karşı. Peki Anayasa Mahkemesi ne dedi size bu tavırla ilgili? Ya anayasaya göre tabii eşcinsellik hakkınız var. Ama Anayasa Mahkemesi'nin içtihatına göre ne söyleyebiliriz? Yani tabii ki gay'de de eşcinsel homoseksüel olabilirsiniz. Burada anayasaya karşı herhangi bir suç işlemiş olmazsınız. Herkesin bu cinsellik yönelimiyle ilgili hakları mevcuttur. 1921 yılında aslında ilk anayasada bundan bahsedilmişti ama daha sonrasında 1967'de yine daha ilerici bir anayasa yapılmıştı ama 1980 askeri darbesindeki sonraki yasalara göre eşcinsellik neredeyse suç haline geldi. Ama bu Erdoğan yanlısı İslami rejim ile birlikte eşcinseller daha fazla hedef alınmaya başladı. Çünkü bu rejim düşman yaratmayı seviyor ve yine burada bir korku imparatorluğu oluşturmaya çalışıyor. Bunu bu şekilde adalete bunun için kullanıyor. Gülen hareketinde gördük, cemaatte gördük. Yani Kürt konusunda, Aleviler konusunda, LGBT konusunda bunu görüyoruz. Yani sistemin tamamı Erdoğan'ın sarayı üzerine kurulu şu anda. Eğer Erdoğan yanlısıysanız bütün haklarınızdan yararlanabilirsiniz ama Erdoğan'ı eleştirirseniz hiçbir hakkınız yoktur. Bu şekilde özetleyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben size teşekkür ederim. Sizin belki sorunuz olacaktı sanırım. Değerli arkadaşım, bana arkadaşım mı dediniz? Evet, teşekkür ederim. Hayır hayır, hiç sorun değil. Tabii ki özür dilemenize gerek yok. Siz burada diğer mesleklerinize ek olarak bir oyuncu olduğunuzu da söylediniz. İyi bir oyuncu olduğunuzu tahmin ediyorum. Burada sözcüklerle oynamayı sevdiğinizi söylediniz. Doğru mu anladım? Dediniz ki havaalanında sizi linç etmeye çalıştılar, sizi öldürmeye çalıştılar. Linç kelimesini kullandınız. Yani burada eğer yanlış anladıysam özür dilemek istiyorum, beni düzeltin ama linç kelimesini söylediyseniz, yani burada sözcükler, burada bir sözcük oyunu yapıyorsunuz ve kelimenin tam anlamıyla linçi mi kastediyorsunuz? Lütfen soruyu bitireyim önce. Yani linç burada Ku Klux Klan, mesela Amerika'da Ku Klux Klan burada örneğin uçağın, yani Amerika sisteminde de bazen olabiliyor. Yani adalet gerçekleştirilemezse yerel halk burada linç edebiliyor suçları. Ama buradaki linç çetesini Türkiye'de Kürtlere karşı, eşcinsellere karşı görebiliyoruz sokaklarda. Böyle linç gruplarının örgütlendiğini görüyoruz. Benim burada yaşadığım şey şuydu. Ben ECO'ya ve AYT'ye bu konudan bahsettim. Zaten bu konuda soruşturma yapılması gerekiyor. Çünkü Atatürk Havaalanı uluslararası bir havaalanıdır. Ve kimsenin burada videoyu da görmektesiniz, burada görmektesiniz, burada bütün yolcuları görmektesiniz. Yani kesinlikle böylesi bir şekilde insanları burada uluslararası bir havaalanının apronunda bunu uygulama hakkınız yoktur. Bu, yani size ne yaptılar tam olarak, ne yapmaya giriştiler? Görebiliyorsunuz ekranda, videosunu görüyorsunuz. Yaklaşık 19 kişi beni trenin merdivenlerinden indirdiler, zorla çekerek indirdiler, beni dövmeye başladılar, yumruklamaya, tekmeye başladılar, saatimi bile çaldılar, hatta bu linç çetesi saatimi bile çaldı, dişlerim kırıldı, bütün eşyalarım paramparça oldu, giysilerim yırtıldı, daha sonrasında tutuklandım ve bir hücreye kondum. Ama bu kişiler, bu 19 kişi, devlet görevlisi mi? 9'u polisti, 9'u valilik polisiydi, 13'ü de orada TGA'nın, yani Türk Hava Yolları'nın ortağı olan TGA şirketinin yer görevlileriydi, havaalanı hizmetleriydi. Yani sizi sadece saldırdılar mı yoksa öldürmeye çalıştılar mı? Beni öldürmeye çalıştılar, evet. Yani başka bir birimden gelen bir polis memuru beni yakaladı ve beni bu linç çetesinin elinden kurtardı. Öyle kurtardım. Beni gerçekten öldürmeye çalıştılar. Bunun öncesinde de bana saldırmışlardı. Birçok kez beni kaçırmışlardı ama burada yani bütün vücuduma karşı böylesine yönelen bir saldırı olmamıştı. Ama bu sefer gerçekten sınırı aşmışlardı.
Ve gerçekten dünyaya canlı da yayınladılar bu linç olayını. Aynı anda canlı olarak bütün dünyaya yayınladılar ve gerçekten çok benim itibarımı da rencide ediciydi. Benim mesleğim ve arka planımı düşündüğünüzde bütün bunlar olduktan sonra ben İstanbul'daki işletmemi kapatmak zorunda kaldım. 68 yıllık bir moda evi, ben ikinci neselim, yani bütün malımı mülkümü satmak zorunda kaldım. Yaşadığım yeri değiştirmek zorunda kaldım çünkü hükümet beni koruyamıyor artık. Bunu gördüm. Yani artık sokakta can güvenliğim olmadığını gördüm. Evet, yine söz vermek istiyoruz iki hakime. Öncelikle Sayın Hakim beni verdi. Bir soru daha sormak istiyoruz. Sayın Hakim beni verdi. Şimdi sizi bu havaalanında linç etmeye çalışan, apronda linç etmeye çalışan kişiler o uçakta olduğunuzu nasıl biliyorlardı? Yani Kuzey Kıbrıs'tan Türkiye'ye geldiğinizi nasıl biliyorlardı? Çünkü Anadolu Ajansı, evet Anadolu Ajansı ki resmi, hükümetin resmi devlet ajansıdır, devlet ajansıdır. Anadolu Ajansı benim koltuk numaramı, uçak numaramı yayınladı. Ve yine 200 sivil yolcu da vardı aslında uçakta. Beni hedef gösterdiler, yayınladılar. Uçakta olduğumu yayınladılar. Yani ve burada bana ait olmadığı kanıtlanmış olan tweetler bile ki 31 Aralık'ta, yani bu ölümcül saldırıdan önceki tweetler bile sanki bana atfedilmiş gibi yayınlandı. Evet, kesinlikle tabii ki kabul ediyorum. Sizi zalimane bir şekilde saldırmışlar. Sorum şu, yani sizi öldürdüklerini, öldürmeyi istediklerini nasıl anladınız? Sizi öldüreceğiz diye bağırdılar mı? Evet, Türkçe olarak duyabiliyorsunuz. Videoyu izlerseniz duyabiliyorsunuz. Yani gerçekten de nasıl bağırdıklarını, burada bana hakaret ettiklerini, küfrettiklerini, beni ölüme yollamak istediklerini, anlattıklarını, söylediklerini görebiliyorsunuz. Ama ben sağ kaldım, kurtuldum. Evet, görünüşe bakılırsa atlatmışsınız. Evet, Hakim Bayan, sözü vermek istiyorum. Belki yanlış anlamış olabilirim ama şimdi bir noktada tanıklığınızda dediniz ki burada sözcüklerle oynamayı sevdiğinizi söylediniz. Yani tam olarak burada dikiş derken ne kastettiniz? Şimdi Türkçe'de biz dike dike ifadesini kullanırız. Ama Türkiye'deki mahkeme bu dike dike ifadesini affedersiniz S ile başlamış gibi anlamayı tercih etti. Özür diliyorum, diyor konuşmacı. Teşekkürler Sayın Başkan. Türkiye'ye gittiniz mi? 2 hafta önce Türkiye'de üç duruşmam vardı. Türkiye'ye gittiniz. Ben Kıbrıs'ta yaşıyorum ama yani adaletten kaçıyor değilim. Yani gidip mahkemeye gidiyorum. Birebir olarak bizzat katılıyorum ve mücadelemi sürdürüyorum. Duruşmalara katılıyorum ve benzer bir durumun olacağından korkmuyor musunuz? Türkiye zor bir ülke. Yani insanları dünyanın her yanında kaçırabilirler. İnsanların hayatlarını mahvedebilirler. Yani böyle bir şey yapmak istiyorlarsa onları zaten durmanın bir anlamı yok. Ama korku gerçekten büyük bir düşmandır. Ve korku ve başka korkuları yine düşmanınıza dönüştürür ve daha büyük düşmanlar oluşturur. Onlardan saklanmak yerine gidip gözünüzü gösterin, yüzünüzü gösterin, onların gözlerinin içine bakın ve kendinizi savunun. Benim inancım budur. Evet, şimdi Hakim John Pace'e söz vermek istiyor. Sorunuz var mı acaba? Sorunuz var mı? Evet, çok teşekkürler Sayın Başkan. Benim sorum yok. Evet, çok teşekkür ediyoruz tanıklığınızı bizimle paylaştığınız için. Çok teşekkürler burada olduğunuz için. Şimdi havaalanına döneceksiniz. Evet, size birer nüshasını vermek istiyorum. Bu mahkeme dosyasını. Çok teşekkür ederiz.